Kendini tanıtarak başla üstad. Evet Ahmet abi. Ahmet Yalçın. Sivas Gölü'nün Çipil köylüyüm. Köyün Çipil'de doğmayım. Ankara'da ikamet etmeyi şu anda. Babam gibi 15 kardeş. Ben 125 torunun büyüğüm. Tabii bizim dedelerimiz 1937 yılında Tunceli'den Sivas, Ovacık'tan Sivas'a, Zara'ya göç etmişler. Biz de dedemin söylediğine göre bizde rehberlik var. Hani rehber olarak, önce olarak çıkmışlar yani. Şık Hasan soyundan gelmeyiz. Bizim bir kısmımız Malatya Doğanşehir'de kalmış, bir kısmımız Urfa'da. İşte Sivas, Eskişehir'den 4 tane köy olduğunu söylerdi dedem. Yani rehber olarak dedem önce olarak gelmişler. Biraz anlatın bakalım, mesela yer, yurt edinme, bu eski insanlarda bir tutku olunca tuttuğunu koparıyorlar. Çünkü onlar da demek ki öyle yetişmişler, öyle anlamışlar. Zorluğu yeniyor. Mesela hayvana da bakmak zor. Dedenizin ismi neydi efendim? Abbas Yalçın. Abbas. Abbas dedemiz işte. Abbas dedemiz. Demek ki. Çipilli böyle... İsmail'in oğlu. Heh. Çipilli İsmail derler onun babasına da. Öyle mi? Çipilli İsmail. Onun babasına da Değirmenci Hüseyin derler. Tunceli Ovacık'ta. Değirmenleri varmış yani. Yani o zamanki biliyorsun fabrika yok. Fabrika değirmen yani. Üreten işte ekmeğimizi, unu yapan fabrikamız işte. O zaman bizim değirmenlerimiz falan varmış. Ama işte çok olunca artık bu tarafa doğru yayılmışlar, gelmişler yani bizimkiler. Dedem ilk önce Zara'ya yerleşmiş, meydanın o dibinde köyleri falan varmış. Sonra bu tarafa, Gürüm tarafına geçmiş. İşte Çipil köyünün köyünü satın almışlar o zaman. Oraya yerleşmişler. İşte sonradan Ellez'in Ağlı mezrasına geçmişler Çipil'den sonra. Orada işte yaşamışlar, ben de orada doğdum. Kaç doğumlusunuz? 1962 doğumluyum ben. Dedemin en büyük torunuyum. 125 torununun içinde en büyüğüm. Maşallah, maşallah, maşallah. Dedem çok severdim. Maşallah, 125 torun. Evet. Ne diyorsunuz 15 siz? Kardeş. Vallahi çok iyiyiz. Yani dedemi çok seviyorum. Dedemi her şeyden çok seviyorum yani. Her şeyden çok derken insanlar içinde. Tabii kurban olduğum Allah'ı zaten seviyoruz. Peygamberlerimizi seviyoruz, Ehl-i Beytimizi seviyoruz, onun soyundan gelenleri seviyoruz. Yani düzgün insanları seviyoruz, herkes seviyoruz yani. Peki o köydeki yaşam, işte o hayvancılık, mesela demek ki ona müsaitti. Hayvan saklamak da kolay bir şey değil. Yardımcısı var mıymış, o kadar hayvanla nasıl baş etmiş? Şimdi şöyle anlatayım ben sana. Tabii dedemin durumu çok iyiymiş. Dedemin babasının durumu çok iyiymiş. Dedemin babası dedem küçükken vefat etmiş. İki kardeşlerimiz zaten, bir de İsmail dedemin Mahmut diye kardeşi varmış. İkisi de vefat etmiş. Zaten ikisinden birer tane erkek çocuğu var. Abbas dedemin 7 tane de bahçesi var. 7 tane bahçesi var. Abbas dedem çok varlıklıymış o zaman. Biliyorsunuz Sivas'ta kış ağır geçer. Evet. 2000 tane yakın, 2000'e yakın küçük baş hayvanı bir kış açlıktan ölmüşler. Kimse ot vermemiş. Açlıktan telef olmuşlar. Peki anamız da biraz birkaç şey bir baksın. Ben bir şey bilmem deme. Şimdi köyde yaşadın mı sen hiç? Yaşadık da. Nasıldı güzel anacığım? Hele ben ismin ben neydi senin? Benim ismim Medine. Medine anacığım, kaç yaşındayız? Vallahi ben 70 başındayım. 70. Peki, siz asıl anlatın. O köydeki yaşamlar, o mallar, o mülkler, o zorluklar. Ey kadınlar, kadınlar. Tabii, baş tacı kadınlar. Kadınlar çok çalıştı. Ben, kaybabam çok çalışmazdı. Kaybabam otururdu. He. Ama kaynanam çok çalışkan bir kadındı. Nasıl bir kadındı mesela? Vallahi, biraz anlatın. El işini de çabuk yapardı, ev işini, davarı, inek sağardı, her şeyi yapardı kaynanam. Çok iyi bir kadındı. Allah kana kana rahmet etsin. Bazı kaynanalar böyle rehberlik yapıyor, size kucaklamış, sevgiyle anıyorsunuz. Size evet. Öğretiyor muydu her şeyi?
öğretmeseydi bilmediğini yani şeyleri. Bize hiç etmezdi yani, bize öyle kızmazdı, etmezdi. Yani ben ne gördüysem kaynanalığı ondan gördüm. Heh, öyle derler ya. Onun üstüne gelinlerle sorun yok. Çok iyiydi kaynanalığı. Yani. Köydeki yaşam nasıldı? Vallahi köydeki yaşam iyi ki köyde göçmüşük. He, onu neden söyle. Neden göçmüşük? Çünkü 15 çocuk. Zaten onda bizim de var. Oraya değinecektim zaten. 15 kardeşler. 15 kardeş. Dedem akıllı insandı. Dedem gerçekten akıllı, bilgili. Köyde en siften ben çıktım. Insandı. Köyde ben göçtüm. Zeynal askere gidince, tekrar dönünce 3 gün mü 5 gün mü durduk, göçü hep yükledik, geldik Kırıkkale'ye. Kırıkkale. Evet, Kırıkkale'de evimiz vardı. Orada bir ev vardı, küçük evimiz. Yaptık, büyüttük. Ondan sonra da orayı sattık. Bay babam gibi kirada oturuyor diye çıktık, Ankara'ya geldik. Orada yaşadık işte, hep beraber yaşadık. Aynen orada yaşadık. İyi geçindik yani, öyle bir yaramazlık yoktu. Aynı Ankara'dasınız gibi. Şimdi değil mi? Yine nerede? Annem bu, burada işte annem. Amcam yaz kış burada mısın sen? Yok, yok değilim. Yazları burada, kışın Antalya'da. Antalya'dasın sen. Evet. Ankara'da olan sensin. Ben Ankara'dayım. Sen. Evet. Ben Ankara'dayım. Çocuklar hep Ankara'da. Kardeşlerim Ankara'da. Biz de Antalya'daydık işte. Şimdi de buraya geldik köye. Aptal. Başınız sağ olsun. Nurlar sağ içinde işte, yatsın. Kader sağ böyle bir şey işte. Evet. Gelir, aşk eder, zevk eder ama sonunu vermez. Hayat böyle bir zalim işte. Ne dersin, şimdi, ne söylersin? Tabii biraz da... Çocuklar... Eşinizi kaybettiniz tabii. Kolay değil. Çocuklar çok olunca dedemin, artık 15 tane çocuk olunca, çocuklar da büyüyüp gelişmeye başlayınca demiş ki ben bunlarla burada artık demişler, çok kalabalız. Yarın bir gün ben bunlarla burada baş edemem, gideyim Ankara'ya hepsini okutayım. Gelmiş burada, karınca karınca hep işte okuyanlarımız var. İçimiz de okumuş, yüksek mevkilere gelmiş kişiler var. İşte amcamın bir tanesi biliyorsunuz, Rıza amcam, Rıza Yalçın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanımızın gümrüklere gönderip de denetlettirdiği kişi, gümrüklere denetleyen benim amcam, Rıza amcam. Yani kendi amcam, öz amcam yani. İşte okudular, mecbur okumak zorundalar. Zaapta olan var, polis olan çok var, süper olan var. Çok geldik de çocuklar hep kurtuldu. İşte, vallahi çok memnunuz köyde göçtüğünüz. Köylerimiz de yine öyle, hep okudular. Şey. Yani bizim okumaktan başka yapacak bir işimiz yok. Şimdiki avukat, savcı hep oldular, hep yani geliştiler. Torunlar da maşallah hep okuyorlar. Yani okusunlar, aynı... okusunlar, sorun okusunlar. Geleceklerini kursunlar. Yalan, bu devlet bizimkilere iş vermiyor, ayrım yapıyor. O işte bize biraz tokanıyor. Evet. Burası nasıl güzel anam? Sevdiniz, güzel. Çok sevdik, çok, çok iyi. Tekke köyü çok güzel. Çok güzel, çok iyi. Kendimiz yaşıyor, oturuyor. Serinlik. Mutlusunuz, köyümüz. Konu komşuyla kaynaştınız. İyiyiz, he. Ya da yaramaz. Kötü şey olacak ne var acaba? Ulu dergahın gölgesindeyiz hepimiz. Evet, ne var? Evet. Hepimiz kaynaşacağız. Tabii, tabii. Öyle. Ne demek? Köy gibisi yok yine de. Evet, çok sağ olun, var olun. Siz de çok sağ olun. Torunlara, çocuklara uzun ömürler. Yani bizde şöyle diyeyim. Akrabalık da akraba dedemi da çok severim. Amcalarımı da severim. Bizim de ben daha bu yaşıma kadar geldim. Ben hiçbir ailemizde. Zaten benim ailem hiçbir... Aptal Musa soyundaymış. Öyle mi? Evet. Yani eskiden doktor. Öyle derler. Ocağa gelen sağlam annem ocaktır, bir gece yatarmış. Öyle mi? Evet. Aptal ne? Musa ocağı. Annem Abdal ocağında. Yani. Abdal ocağı derler. Öyle mi? Annem. Aynı köydesiniz ama. Çipilli'de. He, köye göçmüşler yani. Nereden acaba gelmişler? Biz şeyde gelmişik. Tunceli, Uvacık'ta. Horasan diyorlarmış. Siz de Uvacık. Siz de onlar. Evet. Annem gibi de ocaklık var. Bizde de rehberlik var. 38'de rehberlik. Göç olmuşuz. Evet, 38'de göç olmuşlar. 38'den yani. Gelenler misiniz siz? Evet. Annem gibi biraz daha sonra. Katliam. 38 sonra. Dersim kıyımında katliamdan gelmişsiniz. Evet. Sivas Çipilli'ye. İllez'in ağlı diyorlar. İllez'in ağlı. İlyas'ın ağlı. Onun bir kişi. İllez'in ağlı gelmiş. Önce Hamal'a gelmiş benim babam. Hamal biliyorum. Hamal. Kangal Hamal. Evet, Hamal. Ben Hamal doğumluyum. Öyle mi? Evet. Bilir annem misiniz? Kaldınız mı? Yaşadınız mı orada? Hiç gidip... gitmedim. Küçüğümüşüm. Ha. Annem Hamallı. İşte anneniz Hamallı. Annem Hamallı. Selahattin'in kızı. Ohoy bak neler çıkıyor. Annem Hamallı. Selahattin'in kızı. Kimin? Selahattin. Selahattin derlermiş. Evet. Selahattin'in kızı. İsmi çok ne? Çok zenginmiş. Selahattin. Zöhre. Zöhre. Ha. Zöhre. Zöhre. Annemin ismi Zöhre. Ha. Bak nereden nereye. Dersim Ovacık, Dersim Kıyımı.
Evet. Oradan oraya, oradan oraya. Kırıkkale, Ankara, Antalya. En sonunda Abdal Musa. Abdal Musa. Gezginiz, gezgin. Gezgin. Göçebeyiz. Gönlümüz hep evet. geziyor dağlarda. Evet. Allah şen etsin diyelim. Sağ güzellikler, sağ mutluluklar sağ versin. Sevgiyle, saygıyla kalın. Aşk ile, aşk ile. Eyvallah.